TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Metin Soysal Bozdoğan. Haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz ve haftayı özetleyeceğiz. Bugün Yunanistan'ın provokatif eylemleri gündemimizde. Buna karşın Türkiye'nin deniz ve hava savunmasındaki eylemleri ve hedeflerini mercek altına alacağız. Ayrıca Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasının kapsamını irdeleyeceğiz. Öncelikle haftanın özeti diyelim ve haftanın Z raporu başlıyor. ...4 Ekim pazartesi Mehmetçik PKK'nın sözde doğu karargahını da ele geçirdi. 12 terörist etkisiz hale getirildi. Çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleriyle tepki çeken İsveçli karikatürist Lars Wilks trafik kazasında yanarak öldü. Güney Kıbrıs için çalışan bir gemi izinsiz olarak girdiği Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı. Sosyal medya platformları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. 5 Ekim Salı, ikna çalışmaları sonucunda 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. PSK, 13 hakim ve savcıyı FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç etti. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında 46 şüpheliye gözaltı kararı verildi. 6 Ekim Çarşamba, Paris İklim Anlaşması'na dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. MİT, Dağlıca saldırısının faillerinden terörist Özcan Yıldız'ı Gara'da etkisiz hale getirdi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Yunanistan'ın Ege Adaları'nı askerden arındırmasını isteyen bir mektup gönderdi. Azerbaycan yolcu uçakları uzun süre sonra ilk kez Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası önündeki gösterilere ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. 7 Ekim Perşembe, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu bir asker şehit oldu. İsrail Mahkemesi, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessiz yaptıkları ibadetin suç sayılmayacağına karar verdi. 8 Ekim Cuma, FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 Ekim Cumartesi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti. İsrail'de üst mahkeme, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessiz ibadetine onay veren kararı bozdu. 10 Ekim Pazar, Irak'ta halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Sayın seyirciler, Yunanistan'ın provokatif eylemlerini konuşacağız bu akşam. Bununla birlikte Yunanistan ve Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasını değerlendireceğiz. Ve Yunanistan acaba farklı bir ittifak arayışında mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Çok kıymetli konuklarım var ve hiç vakit kaybetmeden sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Enes Bayraklı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve programımıza bağlantıyla katkı sağlayacak olan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan. Merhaba, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İsmail Şahin. Merhaba, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Evet Sayın Bayraklı, Yunanistan'ın çok güncel tacizleri var, provokatif eylemleri var. Bunları konuşacağız ama öncelikle bir genel bir perspektif ortaya koyalım sizinle. Yunanistan'ın bir biliyoruz ki hepimiz, yani Türk kamuoyu da bu konuya çok hakim, bir Megola ideası var ki bunu konuşmaya gerek yok sanırım, uzun vadeli hedeflerini, çünkü çok ütopik şeyler zaten. Fakat hani daha yakın veya orta vadeli hedefler diyebileceğimiz mesela bir 12 mil hedefi, ki Türkiye için bu bir savaş sebebidir. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sahillere sıkıştırma planı veyahut da Kıbrıs'ta Türklere alan tanımama, egemenlik tanımama gibi bir iddiası.
Bu gibi konular hep gündemde ve bizi Yunanistan'la hep karşı karşıya getiren hususlar. Ve bir taraftan bakıyoruz, Yunanistan ciddi anlamda silahlanmaya başladı. Pek çok strateji izliyor. Bunları sizlerle değerlendireceğiz. Bununla birlikte yakın zamanda yapmış olduğu Fransa ile savunma anlaşmasını konuşacağız. Fakat diğer taraftan da bizi çok yakından izlediklerini görüyoruz. Özellikle Yunan medyasına baktığımız zaman sürekli Türkiye'nin savunma sanayinde nasıl yerleştiğini konuştuklarını görüyoruz. Bununla birlikte İHA ve SİHA'larımızın başarılarını konuştuklarını görüyoruz. Nasıl bir psikoloji var Yunanistan'da sizce? Yani kamuoyunu bir tarafa bırakalım. Yunan kamuoyunu bir tarafa bırakalım. Ama Yunan siyasetinde ve Yunan medyasına nasıl bir hav hakim? Ne dersiniz? Şimdi tabii psikolojisinden bahsettiniz. Aslında önemli bir noktaya değindiniz. Yunanistan aslında devleti tarihsel olarak baktığınız zaman kurulması Batılıların desteğiyle olmuş bir devlet. Yani aslında bir garnizon devlet. O dönemlerde Osmanlı'ya karşı da bu şekilde kuruldu. Bağımsızlığını kazanması bile onlardan aldığı desteğe, Osmanlı'ya karşı kaybettiği savaşlarda da yine Batılı güçler devreye girerek Yunanistan'a destek verdiler. Bu Kurtuluş Savaşı sırasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında yine gelip Anadolu'yu işgal etmeleriyle devam etti bu süreç. Fakat özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra bütün attıkları adımlarda, özellikle bu sizin bahsettiğiniz megaloidea dedikleri büyük işte Yunan Yunanistan'ı kurma hevesi aslında çok pahalıya mal oldu Yunanistan'a. Öncelikle Küçük Asya felaketi dedikleri büyük bir yani onlar açısından bir felaket de sonuçta büyük bir askeri bozgundur. Daha sonrasında yine Kıbrıs'ta maksimalist iddialarla ortaya çıktılar. 1950'lerden itibaren Kıbrıs'ın bağımsızlığa giden sürecinde orada Türk toplumunu azınlığa düşürecek bir politikayı dayatmaya çalıştılar. Bu da Türkiye'nin en sonunda 74'te bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen adaya müdahale olmasıyla sonuçlandı. Şimdi yine aynı, çünkü bu devletin temel özelliği Yunanistan'ın ulusal kimliğini Türkiye karşıtlığı ve Türk karşıtlığı üzerine kurmuş olması. Doğumuzda da böyle bir devlet var maalesef, o da Ermenistan. Dolayısıyla... İlginç bir şey söylüyorsunuz. Evet, iki tane böyle devlet var temelde baktığımız zaman. Bu açıdan baktığınız zaman Yunanistan'ın bu batıdan aldığı desteğe çok güvendiğini görüyoruz. Ama günün sonunda bakın Kıbrıs'ta Türkiye müdahale olmak zorunda kaldığı zaman Türkiye ile Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs'taki Rumlar baş başa kaldılar. Yunanistan o dönem gizlice işte çeşitli yollardan yardımcı oldu. Fakat günün sonunda Yunanistan bile seyretmek zorunda kaldı bütün bu meseleyi. Çünkü Türkiye hukuki olarak da eli güçlüydü o dönemde baktığınız zaman. Şimdi aynı oldu bittileri Doğu Akdeniz'de de Türkiye'ye dayatmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ege'de bazı sorunlarımız var. Bunlar dondurulmuştu. Yani uzunca süredir devam eden sorunlar bunlar. Ama Türkiye 1995 yılı yanlış hatırlamıyorsam, eğer 12 mile sizin de bahsettiğiniz gibi 6 milden 12 mile çıkartılırsa bunun savaş sebebi olduğunu dünyaya deklare etti, ilan etti. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman gerçekten Yunanlılar çok zor durumdalar. Böyle bir iddiaları var fakat bunu gerçekleştiremiyorlar. Çünkü karşılarında Türkiye gibi bir devlet var. Bundan dolayı da özellikle yine son dönemde Türkiye'ye gittikçe stratejik otonomi dediğimiz dış politikadaki özelliğini arttırdıkça, daha bağımsız bir dış politika takip etmeye başladıkça, bununla bağlantılı olarak, paralel olarak savunma sanayinde gün geçtikçe daha bağımsız bir ülke haline geldikçe, çeşitli Türkiye'ye baskı uygulamak isteyen ülkelerin bir enstrümanı haline yine dönüştüğünü görüyoruz. Yani bazı çevreler Yunanistan'a adeta bir Türkiye korkusu da pompalıyorlar. Bir taraftan da Yunanlar zaten maalesef Yunan devleti de bir Türk korkusuyla, demin de bahsettiğimiz ulusal kimliğin Türkiye karşıtlığı üzerinden oluşturulmuş olması, Türk karşıtlığı, kendisinin üretmiş olduğu bir kısır döngü içerisinde Yunanistan dönüp duruyor adeta. Hı hı. Dolayısıyla Türk korkusunu, kendileri Türkiye korkusunu maksimalist taleplerle daha fazla Türkiye'yi rahatsız ediyorlar. Bunun karşısında Türkiye bazı adımlar atmak zorunda kalıyor. Attıkları adım sonucunda daha fazla korkuya kapılıyorlar. Korkuya kapıldıkça Fransa gibi devletlerin tuzağına düşüyorlar tırnak içerisinde. Evet. Fransa bunu bahane ederek, kullanarak silah satıyor. Kendi tabii ki ulusal çıkarlarını realize etmeye çalışıyor. Ama günün sonunda bütün bunlardan Yunanistan ne kazanıyor diye soracak olursanız, bana soracak olursanız Fransızlar Yunanistan'ın ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Ama bunun sonucunda milyarlarca euroluk silah satıyorlar. Kendi ulusal savunma sanayilerini, zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'ya satacakları
denizaltı meselesinde çok ciddi bir darbe vurdu onlara. Yani 70 milyar euroya yakın bir darbe vurdu. Bunu kompanse edecek, telafi edecek ufak da olsa Yunanistan'a fırkete indi, savaş uçağıydı. Satarak uzun vadeli bir bağımlılık ilişkisi de oluşturarak Yunanistan'la bir adım atmış oluyorlar. Maalesef Yunanistan'ın rasyonel politikalar uygulayamadığını görüyoruz Türkiye söz konusu olduğu zaman. Şimdi bu noktada Sayın Hocam, yani böyle giderse acaba askeri güç noktasında buradaki dengeler değişir mi uzun vadede? Bunu da bugün konuşacağız sizinle. Yani şimdi eğer burada bir iki devlet arasında zaman zaman bir karşıtlık oluşuyorsa çok doğal bir şey olarak herhalde karşınızdaki gücü, kesimi, ülkeyi küçümsememeniz gerekir ve hani rasyonel bağlamda sizin de söylediğiniz gibi değerlendirmeniz gerekir. O noktada nereye doğru gidiyor bu süreç? Bunu da konuşacağız birazdan tamam. Sizinle. Bu da merak ediliyor ve konuşuluyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Sayın Hocam, Sayın Erhan, Yunanistan'ın provokatif eylemlerinden bahsettik. Peki nedir bunlar? Yani gündemdeki konular nelerdir? Son güncel gelişmeleri özetleyelim. Ege Denizi ve Ege Adaları'nda bazı ihlaller söz konusu efendim. Bununla birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Malta bayraklı İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurdu. Üçüncü başlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kasım ayında da adanın güneyinde yeni bir sondaj başlatacağını duyurdu. Peki Türkiye buna ilk etapta nasıl tepki verdi? Sayın Bakan Akar'ın açıklamasına kulak verelim şimdi. Şöyle dedi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir takım tatbikat ve faaliyetlerle bir yere varabileceğini zannediyor. Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmaktadır. Suretiyle bir silahlanma sevdası başladı. Önce matematik, önce tarih, bunlara bakın. Bu girişimlerin hiçbirinin ilerlemesi mümkün değil. Buna karşı alınması gereken ne tedbir varsa aldık, alıyoruz. Bu konuda son derece azimli, kararlı ve muktediriz dedi Sayın Akar. Bakan Çavuşoğlu da şu açıklamayı yaptı. Son zamanlarda provokatif eylemler var. Haklı olarak da donanmamız gerekli tedbirleri alıyor. Gereğini yaparız dedi Sayın Çavuşoğlu. Efendim, son açıklamayı ve Türkiye'nin tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz bu provokatif eylemler karşısında? 2021 yılı Yunanistan için önemli bir yıl. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlatmış oldukları bağımsızlık savaşının yıl dönümü. Yani biz Yunan isyanı diyoruz, onlar bağımsızlık savaşı diyorlar. Tabii bu savaşı tek başlarına yürütmemişlerdi. Tarihin hiçbir döneminde Türklerle baş başa kalmayı göze alamadı Yunanlılar. Kaldıkları zaman çünkü başlarına ne geleceğini biliyorlar. O Yunan ayaklanması esnasında da bugün de yanında bulunan Fransa'nın, İngiltere'nin ve Rusya'nın desteğini alarak bir mücadele sürdürdü. 200. yılını kutluyorlar dolayısıyla bu bağımsızlık savaşının. Öyle olduğu için de Yunanistan'da milliyetçilik had safhada. Hem iktidarda görüyoruz bunu, hem muhalefette görüyoruz. Nasıl ki biz bazı zaferlerimizin 100. yıllarını kutluyoruz. İşte Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladık. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlayacağız. 99. yılını kutladık. 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız. Yani 1919'un 100. yılından itibaren nasıl bizde de böyle bir heyecan doğduysa Yunanistan'da da o heyecan var. İşte bu heyecan bazen soğukkanlılıkları aşarak bugün yaptıklarına benzer şekilde provokatif bir takım eylemleri gerçekleştirmelerine sebep oluyor. Şimdi iktidarda bulunan Yeni Demokrasi Partisi'nin zaman zaman Türkiye ile olan ilişkilerde biraz daha yumuşak bir noktaya gelmesine derhal muhalefet karşı çıkıyor. Syriza gibi solda bulunan bir parti bile karşı çıkıyor. Zaman zaman da muhalefetin söylemlerine iktidar karşı çıkıyor. Biliyorsunuz sadece iki gün evvel istişari görüşmelerin yeni bir turu yapıldı. Yani daha evvel istikşafi görüşmeler adı verilen, şu an 67.si herhalde gerçekleştirildi. Ankara'da gerçekleştirildi ve bir sonraki toplantının da Atina'da yapılması kararlaştırıldı. Evet. Tam da bu zamanlarda bir yandan da Yunanistan'ın işte bu kışkırtıcı bir takım adımlar attığını görüyoruz. Ne yapıyor?
Her şeyden evvel o geleneksel politikasını Ege'de takip ediyor ve adaları silahlandırmaya devam ediyor. Siz de haftanın özetini sunarken dile getirdiniz. Türkiye Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir mektupla başvurarak Ege'de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, başta Lozan Anlaşması ve diğer pek çok anlaşmaya aykırı bir şekilde adaların Yunanistan tarafından yasa dışı silahlandırılıyor. Sık sık Ege'de 12 deniz mili bir kara suyuna sahip olduğunu dile getiriyor. Siz de az önce ifade ettiniz. 12 mile çıkarıldığı zaman değil, 6 milin 1 santim ötesine çıkartırsa savaş nedenidir. Türkiye öyle 12 mil falan kararı almadı. Aman onu tasdik edelim. 6 milin 1 santim ötesine çıkartırsa bu bir savaş nedenidir. Evet, dolayısıyla Yunanistan bunu da dile getiriyor. Arkasından ne yapıyor? Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin daha evvel hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti paylaşım anlaşmasıyla, bir yandan da Libya ile deniz yetki alanları paylaşım anlaşmasıyla tayin etmiş olduğu kendi münhasır ekonomik bölgesi, deniz yetki alanının içerisine, zaman zaman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanının içerisine girmek suretiyle Güney Kıbrıs gemisinin yaptığı gibi kışkırtıcı bir pozisyon alıyor. Bunların hepsinin karşısında Türkiye'nin tutumu gayet net. Son derece soğukkanlı bir şekilde Sayın Savunma Bakanı da, Sayın Dışişleri Bakanı da açıklamalarını siz ifade ettiniz. Son derece soğukkanlı ve neye dayanıyor Türkiye? Uluslararası hukuka dayanıyor. Baştan itibaren Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda Yunanistan'a da, Güney Kıbrıs Rum kesime de Türkiye'nin söylediği şey şu: gelin Doğu Akdeniz'de hakça ilkelere bağlı olarak, hakkaniyete dayalı olarak, uluslararası hukuka dayalı olarak bir paylaşıma gidelim. Cumhurbaşkanımız bunu defalarca dile getirdi. Doğu Akdeniz'e paydaş olan, kıyıdaş olan devletlerin tamamının katılacağı bir konferans düzenleyelim. Buyurun burada herkes kendi iddialarını ortaya koysun. Tabii uluslararası hukuk dediğimiz zaman uluslararası hukuk şunu söylüyor: Akdeniz'e en uzun kıyıya kim sahipse onun en fazla deniz yetki alanına sahip olması lazım. Bir münhasır ekonomik bölgeye sahip olması lazım. O da tabii ki Türkiye. Dolayısıyla gerek Kıbrıs durumların, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin attığı adımlar çerçevesinde New York'ta taraflar arasındaki görüşmeler yeniden başlamış iken, gerek Kıbrıs durumların, gerek Yunanistan'ın istişari görüşmeler süre giderken atmış olduğu bu adımların tek bir açıklaması var. O da başta söylediğim şey: Yunanistan'da her zaman sürekli bir seçim havası var ve bu 1821'in dönümü, 200. yıl dönümü dolayısıyla ciddi bir heyecan var. O heyecanın yansıması gibi değerlendiriyorum. Ama az önce değerli hocamın ifadeleri çok doğru. Fransa da bunu tabii bir fırsata çevirdi. Başka ülkelerle olan ilişkilerden çıkartmak istiyor. Akıllı bir siyaset. Şimdi bakın, bugün Syriza'nın başkanı eleştiriyor Mitsotakis'i, Yunanistan Başbakanı'nı. Diyor ki, bu anlaşmayı yapıyorsunuz ama ülkenin ekonomik gücü bu anlaşmanın altından kalkmaya yetmeyebilir. Neyi kastediyor Syriza Başkanı? Şunu kastediyor: Yunanistan'ın kendi gayri safi yurt içi hasılasının tam 2,5 katı kadar dış borcu var. Yani hiçbir Avrupa Birliği standardına, o Maastricht yakınsama kriterleri dediğimiz kriterlere uymayan bir durumla karşı karşıya Yunanistan. %65'i geçmemesi gerekirken %230. Yani aslında bütçesi şu: şayet Euro'ya bugün giriliyor olsaydı, o zaman Yunanistan Euro'ya giremeyecekti. Bu kadar büyük bir borç stoğuyla. Çünkü %65'ini geçmemesi lazım. Kamu borç stoğunun gayri safi yurt içi hasılanın %65'ini geçmemesi lazım. %230'a çıkmış Yunanistan'da bu. Böyle bir ortamda kalkıyorsunuz siz, Fransa ile bir anlaşma yapıyorsunuz. 7,5 milyar avro civarında bir parayı Fransa'nın 3 tane savaş gemisine, işte birkaç tane de savaş uçağına veriyorsunuz. Böyle bir ihtiyacınız var mı yok mu? Bunun altından kalkabilir misiniz? Ya da Türkiye'den algıladığınız bir tehdit var mı? Bir defa her şeyden önce Türkiye'nin Yunanistan'dan, Yunanistan'ın Türkiye'den karşılıklı tehdit algılamasının bir mantığı yok. Hocam, bu iki ülkeler nasıl yiyeceğiz? Bunu size özellikle sormak istiyorum. NATO üyesi iki ülkenin savaşması demek, NATO'nun sonunun gelmesi demek. Buna müsaade ederler mi? Zaten daha evvel de 96'da biz bunu Kardak'ta yaşadık.
ABD müdahale etti, iki taraf da birbirinden ayrıştı. Evet, Sayın Hocam, sizin bağlantıyı yenileyelim. Bazı sorunlar oluyor, gidip gelmeler oluyor. Onun üzerine tekrar bu konuyu sizinle detaylandıracağız. Biz devam edelim. Evet, Yunanistan ve Fransa arasında bir savunma anlaşması gerçekleştirildi. Bu Yunan parlamentosundan da geçti. Bu kapsamda Yunanistan Fransa'dan 3 tane fırkateyn alacak vesaire. Anlaşma taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor. Sayın Şahin, Sayın Hocam, siz bu anlaşmayı nasıl okuyorsunuz efendim? Betül Hanım, anlaşmaya baktığımız zaman aslında anlaşmanın ortaya çıktığı konjonktürü ele almak gerekiyor. Öncelikle iki hocam güzelce çerçeveyi çizdiler. Yunanistan'da giderek artan bir Türkiye korkusu var. Şişirilmiş bir Türkiye korkusu var. Yunan basınına baktığımız zaman aslında bu anlaşmayı nasıl değerlendirdiler, nasıl yorumladılar şeklinde Yunan basınına bir göz attığımızda çok afaki, çok içi boş. Hatta benim bile yani Türk-Yunan ilişkilerini takip eden bir akademisyen olarak hayretle karşılaştığım bazı tespitler gördük. Yani o denli bir Türkiye korkusunun kamuoyuna aktarılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Yunanistan niye böyle bir anlaşmaya yöneldi? Bu çerçevede Yunanistan şunu iddia ediyor. Diyor ki Avrupa Birliği ve NATO üzerine düşen ilkeli tavrı Türkiye'ye karşı ortaya koymadı. Ve dolayısıyla bu durum Türkiye'yi, tırnak içerisinde söylüyorum, şımarttı ve saldırgan politikalara yöneldi. Dolayısıyla biz ne NATO'ya ne de Avrupa Birliği'ne bu süreçte Türkiye karşısında güvenemeyeceğimizi gördük, teyit ettik. Ve bu çerçevede Avrupa'nın nükleer güç açısından en etkili devletiyle bir ittifak anlaşması yaptı. Bu anlaşmanın iki boyutu var. Birincisi, Yunanistan ve Fransa bu anlaşmayla hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya bir mesaj veriyor. Yani buna göre diyor ki, NATO ve Avrupa Birliği ilkeli tutumuna geri dönsün ve dolayısıyla eğer bu şekilde bir tavır, politika, siyaset veya strateji izlemeye devam ederse Macron'un da söylediği gibi NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği bir kez daha ortaya çıkacak. Dolayısıyla Yunanistan aslında burada NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne bir mesaj gönderiyor. Diğer taraftan da Türkiye'ye bir mesaj göndermeye çalışıyor. Onu da şu temele dayandırdığını görüyoruz. Diyor ki Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de ve de Kıbrıs'ta bu kadar cüretkar davranmasının nedeni Yunanistan'a karşı elde etmiş olduğu güçlü pozisyon. Yani bir diğer ifadeyle Atina Türkiye karşısında güç kaybettiğini düşünüyor ve bu denge bozukluğunu bölgesel kuracağı ittifaklarla dengelemeye çalışıyor. Ve bu çerçevede de baktığımız zaman son dönemlerde Türkiye'yi attığı adımlar perspektifinden ya da çerçevesinde statüko bozucu olarak nitelendirdiğini görüyoruz. Mesela bugün Yunanistan'da çıkan bir analiz yazısında eski başbakanlardan danışmanı şöyle bir açıklama ortaya koyduydu. Diyor ki, Türkiye-Libya anlaşması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki tavrı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü savunması ve Maraş açılımı birer bölgesel risktir ve bunun yakın gelecekteki bir diğer adımı da Lozan Anlaşması'nın gözden geçirilmesi olacak. Dolayısıyla bu tablo karşısında ne NATO ne de Avrupa Birliği şimdiye kadar bizi koruyamadı. Dolayısıyla biz bu güvenceyi Fransa'yla yaptığımız anlaşmayla sağlamaya çalışıyoruz. Halbuki az önce de ifade ettiğim gibi Çağrı Hocam da çok yerinde bir tespitle söyledi. İki NATO müttefikinin bu denli birbirini tehdit görmesi, bu denli işbirliğinden uzak çatışmanın içine sürükleneceği aslında gerçekçi bir ortam bulunmuyor.
Burada asıl olan görmemiz gereken, her iki tarafında görmesi gereken, bu işten kazançlı çıkmaya çalışanın uluslararası silah tüccarları olduğunu, altını bir kez daha çizelim. Bir de Fransa'yı bu noktada şöyle bir kısaca değineyim müsaadenizle. Buyurun. Fransa'da aslında bölgedeki oluşumdan oldukça memnun. Neden? Birincisi, savunma sanayisinin pazarını genişletiyor. İkincisi ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs kartı üzerinden Türkiye'nin bölgesel adımlarına karşı Avrupa Birliği üzerinden bir set çıkarmaya çalışıyor. Şunu vurgulamakta fayda var Betül Hanım. Fransa'nın ne Yunanistan ne de Güney Kıbrıs kaygısı var. Fransa'nın esas kaygısı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlenen varlığı, Lübnan ve Suriye'deki yeni politika denemeleri ve Afrika açılımı sayesindeki bilhassa 2019 Libya Anlaşması'ndan sonra Afrika'daki pozisyonunu güçlendirmesi. Evet. Tüm bunlar Fransa'yı ziyadesiyle rahatsız ediyor. Evet. Şöyle devam edelim. Sayın Hocam, özellikle Türk Düşünce Kuruluşları'ndan çıkan yorumlara baktığımız zaman şöyle bir yorum var. Katılır mısınız veya isabetli bulur musunuz, bunu sormak istiyorum. Fransa-Yunanistan Savunma Anlaşması büyük ölçüde Paris'in ihtirasları ve Yunanistan'ın kaygıları sonucunda ortaya çıkmış stratejik değil taktik bir adımdır diyor. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi demin de bahsettiğiniz askeri denge açısından da bakacak olursanız, geçmişte 90'larda Türkiye açısından gerçekten dış politikada birkaç tane mesele vardı konuştuğumuz. En önemli meselelerden birisi Ermenistan meselesi, Yunanistan meselesi, bir de PKK'nın yurt dışındaki Türkiye yurt dışı üzerinden yapmış olduğu saldırılar. Ve Türkiye'nin dış politikası, güvenlik politikası da buna göre konumlandırılmıştı. Fakat Türkiye 90'lardan sonra çok ölçek büyüttü. Yani fakat Yunanistan'ın yerinde saydığını görüyoruz. Hatta geriye gidiş var. Demin de Çağrı Hocam da bahsetti. Hem ekonomik açıdan, diğer açılardan. Dolayısıyla Yunanistan sürdürülebilir bir yarış içerisinde değil Türkiye ile. Yani böyle bir yarışa girecek olursa belki kısa vadede almış olduğu işte Rafale uçaklarıyla, belki fırkateynlerle bazı alanlarda, o da askeri dengenin geneline tamamına bakacak olursak, çünkü askeri denge sadece bir alana bakarak belirlenmez, belki havada belli bir üstünlük sağlasa bile genele baktığımız zaman Türkiye'ye karşı bir üstünlük sağlaması mümkün değil. Yani askeri güç terazisi eğer söz konusuysa, böyle giderse Yunanistan tarafı Türkiye'yi geçebilir gibi bir yorum da yapılıyor. Şu an evet, arada çok büyük bir fark var. Tabii ki Türkiye'nin her anlamda askeri olsun, donanım olsun gerçekten çok yüksek. Fakat bu hızla devam ederse Yunanistan'ın silahlanması ve bu stratejisini devam ettirirse Türkiye'yi geçebilir gibi bir yorum da ben var. Ben bunun çok kısa vadeli olacağını düşünüyorum. Bazı alanlarda olabileceğini düşünüyorum. Ben genel askeri dengeye baktığımız zaman bunun mümkün olmadığını görüyorum. Yani birçok açıdan bakılabilir buna. Çünkü Türkiye kendi teknolojisini üreten, kendi savunma sanayisine sahip, bunu başarılı şekilde üreten, ihraç edebilen bir ülke haline dönüştü. Bu çok önemli. Türkiye yani dinamiklerini yerleştirerek ilerliyor. Tabii. Diğer taraf borçlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Taşıma suyla ama ne kadar sürdürülebilir? Taşıma suyla değirmen dönmez. Yani siz sürdürülebilir olmadığını kesinlikle söylüyorsunuz. Kesinlikle sürdürülebilir Yunanistan değil. Evet. Kesinlikle değil. Çünkü birçok alanda Türkiye atılım yapıyor. Mesela insansız deniz araçları geliştirmeye başladı Türkiye. Yani 4-5 sene sonra bunların Türkiye'ye çok acayip bir üstünlük kazandıracağını göreceğiz. Ege'de nasıl havada SİHA'ların oynadığı role benzer bir rol oynamaya başlayacağını göreceğiz. Ve başka teknolojiler devreye girmeye başlayacak. Yunanistan hazır silah satın alıyor. Bu açıdan baktığınız zaman çok sürdürülebilir bir politika değil. Ve zaten Türkiye diğer alanlara da baktığınız zaman yapmış olduğu sıçramayla çoktan zaten Yunanistan'ı aştı. Ve her şeyin ötesinde çok daha önemli bizim bir şeyimiz var, gücümüz var. O da ordumuzun evet, operasyon yapma kapasitesi. Yani Yunan ordusu en son ne zaman savaşmıştır diye sorusunu sorduğumuz evet, zaman Kurtuluş Savaşı'na gidiyoruz. Bizim ordumuz Libya'dan tutun Suriye'ye, Irak'a, Karabağ'da vermiş olduğu desteğe kadar tırnak içerisinde antrenmanlı bir ordu.
Dolayısıyla yani burada bu iki orduyu karşılaştırmak bence abeste iştigal oluyor bir açıdan baktığınız zaman. Evet, teknik kapasite, işte Rafael uçaklarının şu teknik özelliği var. Amerikalılar Türkiye'ye F-35'i satmadılar, F-16 filomuz. Fakat buna rağmen Türkiye'nin F-16 filosu 10 yıllar daha kullanacağımız bir filo. Yani bugün hemen yarına bunları biz efendim söyleyeyim devreden çıkartmayacağız, modernize edeceğiz, bir sürü başka şeyler var. Ve biliyorsunuz Türkiye Amerika'dan da talep etti, F-16'larla ilgili çeşitli taleplerde bulundu. Amerikalıların da gözetmesi gereken bir denge var. Yani Amerikalılar da Türkiye'yi tam manasıyla dışlayamaları çok mümkün değil. Çünkü satmadıkları zaman bu sistemleri Türkiye'de haklı olarak başka yerden almaya bakacak. Ama NATO içerisinde de bir denge var. Burada şimdi Fransa'nın yapmaya çalıştığı şey bambaşka bir şey. Fransa bütün bu meseleleri de kullanarak kendi ajandasını uyguluyor. O nedir? Almanlar Avrupa Birliği'ni kullanarak kendi ticari çıkarlarını realize ettiler. Bir ihracat patlaması yaşadılar. Doğu Avrupa'ya doğru özellikle çok ciddi genişlediler, yatırımlar yaptılar ve zenginliği Almanya'ya akıttılar. Fransa aynısını güvenlik üzerinden yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın adeta polisi rolünü oynamak istiyor. Bütün bu korkuları kaşıyarak, kullanarak ve bir stratejik otonomiden bahsediyor. Fakat bu Brüksel'de ve özellikle Almanlar bu konuda Kuzey Avrupa ülkede bu işten çok rahatsızlar. Ve onlar diyorlar ki Fransa'nın işte bu stratejik otonomi dediği şey aslında France first politikasıdır. Önce Fransa politikası. Yani Fransa'yı önceleyen, Fransa'nın dış politika güvenlik politikalarını önceleyen efendime söyleyeyim bir politikadır. Bundan dolayı da onlar da çok şeyle yaklaşıyorlar meseleye. Evet. Soğuk yaklaşıyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman bu meselenin de yani Fransa ile Yunanistan arasındaki bu anlaşmaya baktığımız zaman şimdi ben anlaşmayı okudum. Tercümesini Türkçe'de. Bayağı uzun bir anlaşma. İlginç bir şekilde içerisinde sürekli NATO ve AB vurgusu da var. Bir şey, yani bir taraftan da NATO'yu da ürkütmemeye çalışıyorlar. Halbuki ondan bağımsız bir şey. Evet, ama bir taraftan da şöyle bir madde de var. Sahel'de Fransa'nın yürüttüğü operasyonlara da Yunanistan'da destek verecek gibi bir madde de var içinde. Bu ne demek? Bu aslında şu demek oluyor. Yunanistan'a belli garantiler veriyor Fransızlar. Bunun karşılığında Yunanistan'dan ne alıyorlar? Silah satıyorlar, para alıyorlar. Belki de Yunan askerlerinin Sahra Altı Afrika'daki Fransız operasyonlarına destek vermesini isteyeceğiz. Bu da ilginç. Bir anda Yunanistan, yani Yunan askerleri aslında lejyonere dönüşmüş oluyor. Hı. Fransızların lejyonerine dönüşmüş oluyorlar. Çünkü anlaşmaya bu madde yazılmış. Hatta çok ben, enteresan. Şeyi de, bu çok konuşulan bir husus değildi. Değil. Şimdi yani gelirken okudum. Evet. Diyor ki mesela örneğin Sahel'deki Fransız liderlikli operasyonlar gibi ortak çıkarları desteklemek için operasyon sahalarında ortak konuşlandırmalar veya konuşlandırmalara katılım. Hmm. Yani bu şimdi yani Yunanistan'ın gibi bir ülke yani işte NATO bünyesinde, Birleşmiş Milletler bünyesinde çeşitli operasyonlara katkı veren bir devlettir. Ama bir anda Fransa'nın Sahra Altı Afrika'sındaki çatışmalarının bir parçası olacak Yunanistan, evet, bir açıdan baktığınız zaman. Bu da aslında gerçekten Yunanistan'daki aslında kamuoyunun çok ciddi yanıltıldığını da gösteriyor bize. Yani ben Yunan kamuoyunda bu meseleden ne kadar haberdar olduğunu bilmiyorum. Tabii Syriza'nın çeşitli eleştirileri oldu burada. Evet. Bu da başka bir boyut. Peki efendim. Şöyle devam edelim. Sayın Erhan kaldığımız yerden, az önceki söyleşimizde kaldığımız yerden devam edelim efendim. Şöyle ki Yunan Başbakan Mitsotakis bu anlaşma kendi parlamentolarında tartışılırken özellikle bir kaygıya işaret ediyor. Ve bu noktada da Türkiye'yi yine işaret ediyor kaygının nedeni olarak. Bu kaygı psikolojisini nasıl okuyorsunuz? Yani buradaki devlet anlayışını nasıl yorumlamak lazım? Ne dersiniz efendim? Evet, burada tabii orantısız bir durum söz konusu. Yunanistan'da gerçekten de her 10 kişiden 9'unun bir Türkiye kaygısı var. Ve Yunan siyasetinin aslında vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi Türkiye. Ne zaman askeri, güvenlik, ekonomik, İç siyaset konuları gündeme gelse mutlaka Türkiye üzerinden bir tartışma Yunanistan'da yaşanır. Orantısız dedim çünkü Türkiye'de biz böyle bir Yunanistan hissetmiyoruz. Yani çok umurumuzda değil Yunanistan'da ne olup bittiği. Çok net söyleyeyim ben. Yani siz sokağa çıksanız Türkiye'nin tehdit algıladığı ülkeler sıralamasında bir numaraya müttefikimiz ABD'yi yerleştirirler. Diğer müttefikimiz Yunanistan'a değil Türk müdür. Doğru. Özellikle 2016'dan beri bu böyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi, İsrail gibi, Ermenistan gibi bir takım ülkelerden bir tehdit algısı var Türkiye'de. Böyle olduğu için de Yunanistan meselesi özellikle de son 10-15 yıldır
Türkiye'de hiçbir zaman bir iç siyaset meselesi değildir. Seçimlerde Yunanistan üzerinden ne iktidar partisi ne muhalefet partileri bir siyaset yürütmezler. Çünkü bunun bir oy karşılığı da yoktur seçmende. Ha, ne vardır? İşte Doğu Akdeniz meselesi vardır. Türkiye'nin daha geniş bir coğrafyadaki milli menfaatleri meselesi vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi vardır. Libya meselesi vardır. Ama Yunanistan diye bir meselesi, bir endişesi, bir kaygısı Türk milletinin yoktur. Ve bunun tabii ki bir haklı gerekçesi de var. Ne o? Hiçbir zaman, az önce de ifade ettim, birebir kaldığında Yunanistan'ın Türkiye'nin askeri gücü karşısında bir varlık gösterebilmesine imkan ve ihtimal yok. Diğer taraftan Yunanistan da bunu bildiği için ne yapıyor yanına? İşte Fransa gibi, Amerika Birleşik Devletleri'yle de bir yandan bir üs anlaşması yapmak suretiyle, Dede Ağaç'ta bir üs gibi devletleri yanına almaya çalışıyor. Bundan da yetinmiyor. Türkiye ile arası bozuk olan ne kadar ülke varsa, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mısır'a, İsrail'inden işte bir başkasına kadar ne kadar ülke varsa onlarla da çeşitli anlaşmalar, bir takım tatbikatlar, görüşmeler vesaireler yapmaya çalışıyor. Şimdi bu Yunanistan'ın attığı adımların arkasından ne gelecek diye baktığınız zaman top şeyin başında, programın başında atır bir adım var mı Yunanistan'ın? Söz konusu değil. Yani kalkacak o büyük ülküsünü Yunanistan'ın gerçekleştirmeye kalktığında bundan 100 sene evvel başına ne geldiğini hep beraber biliyoruz. Yani Büyük Asya seferi diye çıktılar. Küçük Asya felaketine dönüştü bu. Dolayısıyla herhangi bir şekilde Türkiye'ye karşı bir toprak alımı, Türkiye'den bir hak ve menfaat elde etme gibi Yunanistan'ın bir adım atma ihtimali söz konusu değil. Peki niye bunu yapıyor? O zaman Yunan psikolojisini bir masaya yatırmak gerekiyor. Yunan siyasetini incelerken herhalde biraz daha politik psikoloji boyutuyla bakmak gerekiyor. En büyük korkularını aslında birkaç gündür işte o Yunan siyasetçileri, analizcileri dile getiriyorlar. Nedir o? Türkiye'nin bir değişiklik talebi. Yani Yunanistan'ın 6 milden 12 mile çıkartması değil ama Türkiye'nin bu Ege'de aidiyeti hala tartışmalı olan bir takım adalar, adacıklar, coğrafi formasyonlar konusunda ısrarcı olması. Biliyorsunuz Lozan sonrası dönemde ve ama özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde aslında net bir şekilde Yunanistan'a verilmemiş olmasına rağmen Yunanlar tarafından fiilen işgal edilmiş olan veyahut Yunanistan tarafından burası benimdir iddiasıyla kendi haritalarında yer verilen çok sayıda Türkiye kıyılarına 6 mil içerisinde yer alan ada, adacık, kayalık işte coğrafi formasyon var. Ve aslında Kardak krizinin bölgelerde Yunanistan'ın egemenlik iddiası idi. Şimdi böyle bir kaygı taşıyor Yunanistan ama bu kaygıyı aşmanın yolu silahlanma değil, içinde bulundukları ekonomik duruma rağmen kendi bütçelerini zorlarcasına Türkiye'ye karşı yeni ittifak arayışları değil, aslında var olan, uluslararası hukuktan da kaynaklanan, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 6. bölümünde yer alan anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü içinde sayılmış olan görüşmeler. Nedir o? İşte bizim istişare görüşmelerimiz. Evet. Dolayısıyla Yunanistan'ın eğer varsa Türkiye ile bir problemi, bunu getirip tartışabileceği bir platform var. Türkiye de buna yeşil ışık yaktığı için yaklaşık 5 yıldır bir aradan sonra geçen yıl bunlar tekrar başlamıştı. Üçüncüsü işte tekrar o ikinci turun üçüncüsü geçen hafta içerisinde yapıldı. Bu anlayış içerisinde yaklaşsalar aslında Ege'de bizim çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Bizim Akdeniz coğrafyasında da çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Çünkü önümüzde geçmişte çok neler var. Avrupa Birliği tarihini bilen herkes bilir. 1870'ten 1945'e kadar Fransızlar doğradılar. Evet. İki defa büyük savaş çıktı bu yüzden. Fransa ile Almanya arasındaki rekabetten. Sonra oturdular, görüştüler, Avrupa Birliği'ni kurdular. Dolayısıyla bizim Yunanistan'la, Almanya ile Fransa arasındaki nefretten daha derin bir nefretimiz yok ki. Yani Ege'nin iki tarafındaki bu halkın oturup da görüşmeler yoluyla halledemeyecekleri ne olabilir ki? O sebeple ben Yunan siyasetçilere itidal tavsiye ediyorum.
akıllarına başlarına alsınlar ve Türkiye ile işbirliğinin, Türkiye ile görüşmeler yoluyla sorunları çözmenin aslında kendi halklarının geleceği açısından da, kendi ülkelerinin geleceği açısından da çok daha iyi olacağını herhalde bizim kadar onlar da biliyorlardı diye düşünüyorum. Ama öylesine bir zehirliyorlar ki birbirlerini karşılıklı olarak siyaset içerisinde iktidar ve muhalefet, Türkiye karşıtlığı üzerinden neredeyse bu bir yarışa dönüşmüş durumda şu an Yunan siyasetinde. Ve bizim o aradığımız mutedil siyasetçi tipi maalesef Yunanistan'da çok da fazla değil. Ama biz akademisyenler olarak, entelektüeller olarak belki de o 90'ların sonunda yaşanmış olan Türk-Yunan yakınlaşmasının bir benzerini, siyasetçiler Yunanistan'da bunu istemeseler bile kendi aramızda işbirliğiyle oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Ama bizler de yangına körükle gidersek o zaman asla bu çabalar, istişari görüşmeler bir meyve vermez. Yunanistan'da kendi kendine o Türkiye karşıtlığı etrafından eylem ve söylemlerine devam eder. Evet. Sayın Erhan özellikle politik psikolojiyi yorumladı. Bununla birlikte de uzlaşı zeminine vurgu yaptı. Buna yatırım yapmak gerekir mealinde konuştu Sayın Bayraktar. Özellikle ben şunu sormak istiyorum. Hani az önce sizinle de giriş yaptık aslında biraz. Farklı bir ittifak arayışı da var mı acaba Yunanistan? Yani NATO'dan bağımsız olarak işte Amerika Birleşik Devletleri olabilir, Fransa, belki İtalya, bununla birlikte bazı körfez ülkeleri. Ne dersiniz? Şimdi böyle bir aslında ittifak kurmaya çalıştı Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz. Özellikle de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin gazı bulmasından sonra Güney Kıbrıs Rum yönetimi çeşitli ülkelerle işte anlaşmalar yaparak Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını dan mahrum etmeye çalıştı Türk toplumunu da. Ve özellikle tabii o dönemde son 10 yılda son Mısır, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin, Yunanistan, İsrail, Türkiye ile sorun yaşayan ülkelerin bir araya geldiklerini gördük. Ama günün sonunda bu bir blöf ittifakıydı. Yani realize edilemedi o projeler. Mesela işte Doğu Akdeniz'den Girit üzerinden Yunanistan'a bir boru hattı projesi gündeme getirildi. Yani gerçekleştirmesi mümkün olmayan bir şey. Maddi olarak çok astronomik rakamlardan söz ediyoruz. Bir taraftan da fiziki olarak gerçekleştirmesi zor. Günün sonunda bir yere varamadı. Türkiye Libya ile yapmış olduğu anlaşmayla ve sahada da gücünü göstererek ve çeşitli diplomatik adımlarla aslında bütün bu ittifakın altını boşalttı. Dolayısıyla Fransa ile yapmış oldukları anlaşma bambaşka bir anlaşma ve aslında bir 19. yüzyıl politikasına geri dönüş. Yani ikili anlaşmalarla, bilateral anlaşmalarla, yapılan anlaşmalarla o dönemki diplomasiye bir dönüş. Çünkü diğer hocalarım da bahsetti, NATO var, Avrupa Birliği var, yani bir sürü mekanizma var. 74'te Türkiye adaya müdahale olduğu zaman Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine geldi, yine daha sonrasında Kardak krizine geldi. Evet. Bütün bunlar NATO'nun biliyorsunuz müdahale olmasıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka planında işte arabulucu rol oynamasıyla durduruldu. Dolayısıyla bugün bunu gerektirecek bir durum yok ama peki, Yunanistan içinde bulunduğu psikolojiyi ve Fransa'nın da bunu körüklemesiyle böyle bir noktaya geldi. Peki efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. Türk Alma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Enes Bayraklı ve bağlantıyla programımıza katkı sağlayan Profesör Doktor Çağrı Erhan ve Doçent Doktor İsmail Şahin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet sayın seyirciler, Yunanistan'ın provokatif eylemlerini konuştuk efendim ve haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.